Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 15 Ağustos Pazartesi, Colonial Dallas Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, fazla bir vaktimiz yok. Ben o yüzden hızlı bir şekilde geçiş yapacağım. Üçüncü koşudan itibaren başlıyoruz. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programımıza başlayalım. Arkadaşlar öncelik olarak üyeleri özel olarak açıyorum. Daha sonra normal birkaç yarış koştuktan sonra normal olarak açıyorum. Sizler de üyelik yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, üçüncü koşu Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre çim koşusu ve 7'li plasa üçlü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Hemen oranlarla hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Altınolu Savkan da yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar sizler notunuzu alırken ben en azından bir 15 saniye kadar bekleteceğim. Sizler de notunuzu ona göre alın. Hemen yarış programına geçiş yapacağım arkadaşlar. Evet, yarış programımıza geçelim hemen, fazla da vakit kaybetmeden. Zor bir koşu çünkü iki tane safkan yarış görme avantajına sahip, diğerleri 0 kilometre. Önce 3 nolu Jaila, bir turist temsilcisi, güzel bir çim orijini. Joseph Rocco Junior start alan safkan bir yarış görme avantajına sahip. Bir ilk yarışında 5.'li gayet tatminkar, bugün bana göre biraz daha kazanmaya yakın gördüğüm isim. 5 nolu Flamingo Files, bir Mostar temsilcisi Victor Carrosola ile start alacak olan bu isim de yine ikinci sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 2 nolu River City Rocker, bir Long River temsilcisi Adamor Santos'la 8 nolu Wicked Kitten, bir Kaosa temsilcisi ama ne kanatında bir Kitten Joe, yani çime yatkın bir safkan. Jen Alvaro, bir 4 nolu Love Me Ordent, bir California Crown temsilcisi, süratli bir yapıya sahip, hem anneden hem baba tarafından bayağı süratli bir yapı orijine sahip. Angels Arroyo'la da kesinlikle ihmale gelmeyecek bir isim. 3-5-2-8-4 benim buradaki sıralama ama o kadar adı yazıyorsak bir de 7 nolu Vivid Exposed şu anda favori gözüken bir isim ama tabii biraz kumarlıklı gözüküyor ama her şeye rağmen bugün de bayağı verilen bir safkan. O yüzden önce 3-5-2-8-4 daha sonra 7 nolu safkan. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı, şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre çim koşusu ve 6 safkanın da yer almış olduğu koşunun hiç vakit kaybetmeden hemen oranlarıyla devam edelim. Sizler de oranları not ederken evet arkadaşlar, oranları bu şekilde sizler de notunuzu alın. 15-20 saniye kadar sizlere bırakayım. Evet, yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Günün 4. koşusunda 6 nolu Bizet Channel, bir Angus Channel temsilcisi Jared Blauber ile start alacak olan bu safkan bana göre kazanmaya çok yakın isim. Bir aksilik olmadığı takdirde ben bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Küçük ve risivenler için alternatif bir bankodayım ama rakip arayanlar da 5 nolu Static Hour, bir Lansmouth temsilcisi Trevor McCarthy ile yine son yarışı kazanan ve formda bir isim. 2 nolu Full Charge, bir Vialta Charge temsilcisi Alex Archer ile start alacak olan bu safkan da son yarışını kazanan bir isim. Ve 3 nolu Buy Me Candy, bir Candy Wright temsilcisi Vincent Chamonix ile start alacak olan bir isimle en azından performansı iyilerden gözüken isim. 6 önce 5, 2, 3 daha sonra. Hemen 5. koşuya geldik arkadaşlar. Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusu ve 11 safkanın da yer almış olduğu koşunun hemen oranlarıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, sizler notunuzu alabilirsiniz. Evet, programımıza geçiyoruz arkadaşlar. Günün 5. koşusunda 1 nolu Big Red Cardinal, bir Big Blue Kitten temsilcisi Colby Hernandez ile ilk yarışındaki güzel üçüncülüğüyle benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 9 nolu Diablo Daddy, bir English Channel temsilcisi Jared Lowberry ile start alacak olan bu safkan benim yine önlerde şanslı gördüğüm isim. 5 nolu Analyze Warsin, bir Analyze temsilcisi Dennis Arruja ile start alacak olan bu safkanla göstermiş olduğu performans da şu anda ön planda çıkan isimler arasında. Ve AKF'lerde favori 11 nolu Real Rick, bir Master Rick temsilcisi Jeremy Barbosa da ilk kez start alacak olmasına rağmen benim bugün dikkat edilmesi gereken isimler arasında ve bayağı da sürpriz çıkıyor çünkü %2'lik bir oynama oranına sahip. Bir de 10 nolu Midnight Tequila, bir Justin Philippe temsilcisi Leonel Reyes de yine
Şans verdiğim diğer isim. 1-9, 5, 11, 10 bu zorlu koşudaki sıralama. Günün 6. koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim koşusu ve hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet, oranlarımız. Evet, programımıza geçtik arkadaşlar. Günün 6. koşusunda 9 nolu Avortu'yu include temsilcisi Yan Avalis'e start alacak olan Safkan benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 8 nolu Windy City Girl ve Ja Bonti temsilcisi Jared Lovaber ile start alacak olan Safkan da yine güzel performansı sahip. 7 nolu Map M Up ve Lines Map temsilcisi Marcos Meneses de son güzel birinciliği. 3 nolu Class of Course ve Awesome of Course temsilcisi Leonel Reyes gibi usta pilotuyla yine bu aralar toparlanmaya başlayan bir isim. Ve 6 nolu Red Wind ve Mizzen Mast temsilcisi Horacio Caramanos da yine güzel bir performansıyla şanslı gördüğüm diğer isim. 9, 8, 7, 3, 6 bu koşudaki sıralama. Günün 7. koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre çim koşusu ve burada 1 nolu Safkan'ın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Programımıza geçelim arkadaşlar. Günün 7. koşusunda 8 oldu Tea in China ve Bandbox temsilcisi Kevin Gomez'e start alacak olan bir isim koşmuş olduğu yarışlara göre bana göre de bugün kazanmaya çok çok yakın gördüğüm bir isim. Benim bugünkü banko limanım olacak 8 oldu Tea in China. Yani ne oluyormuş? Çin çayı arkadaşlar. Çin çayı bugün bankamız. Evet, günün 8. koşusuna geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre çim koşusu ve 10 nolu Safkan'ın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. 9 Safkan arasında kalan bu yarışın hemen oranlara bakalım. Arkadaşlar programımıza geçtik. Günün 8. koşusu zor bir koşu yine. Bir nolu Button Boy ve Flint Shire temsilcisi Vincent Chevenoff da start alacak olan bir isim. 5. yarışındaki kazanmış olduğu güzel yarışıyla benim biraz daha ön plan çıkan isim oldu. 3 nolu Sanch Tifield ve Point of Entry temsilcisi Trevor McCarter'e start alacak olan bir isim. Yine son yarışta birincilikle sahibi. 7 nolu Shelley Island ve Call of Boston temsilcisi Jevon Toledo'yla start alalım Safkan. Yine güzel bir performansı var, istikrarlı ama arada birinciyle bugün bakalım kavuşabilecek mi? Ve 2 nolu By the Sea Shore ve Secret Magician temsilcisi Edgar Zayas'la yine ön plana çıkan isim. 1-3, 7-2 bu 4 Safkan biraz ön planda ama 9 nolu E.G. Revenge ve 8 nolu Upbeat Melody de bayağı genişletmek isteyenlere önereceğim 2 isim. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim koşusu ve burada da 3, 7 ve 8 nolu Safkanların yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. 9 Safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Thank you.
arkadaşlar, son koşunun programımıza geçelim hemen. Günün son koşusunda 9 nolu Bail Oat. Bir arç temsilcisi Trevor McCarthy ile stat alacak olan Safkan en azından performans olarak biraz bende ön planda çıkan isim oldu. 5 nolu China Beach. Bir Trabzon Beach temsilcisi Jose Luis Alonso da yine istikrarlı ve formda gözüken isim. 11 nolu Nicky Beer. Bir Candles Beer temsilcisi Kevin Toledo ile 10 nolu Seizing the Dream Carpe Diem temsilcisi Victor Carrosa ile bir de 2 nolu Social Long Distance. Bir sosyal inklüzyon temsilcisi Jan Alives ile yine ön plana çıkan isimler. 9, 5, 11, 12 benim bu koşudaki sıralama arkadaşlar. Hemen şablonumuzu çıkaralım. Arkadaşlar şablonumuzu sizler de notunuzu alabilirsiniz. Ben en azından bir yarım dakika 30 saniye kadar bekleyeceğim. Ondan sonra veda edip bu günkü programın kapanışı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü programımızın sonu. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyle. Hoşça kalın arkadaşlar.